Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde değerli bir konuğu ağırlayacağız. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu bizlerle birlikte olacak. Kısa bir süre sonra kendisiyle hem deprem bölgesinde yaşanan gelişmeleri hem DASK tarafındaki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Sigortacılık sektörünün ne kadar riski var? Bunlar nasıl yönetiliyor? Nasıl yönetilecek? Atılacak olan adımlar ve buralardaki ödemeler nasıl gerçekleşiyor? Bütün bunlara ilişkin detaylı kendisiyle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Ancak önce bugünün ön plana çıkan haber başlıklarıyla başlayacağız. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye'deki depremler nedeniyle oluşan enkazın kaldırılması çalışmalarına destek olacak. UNDP tarafından hükümetin eylemlerini desteklemek üzere çevre dostu enkaz yönetimi yaklaşımını uygulamayı hedeflediği belirtildi. Molozun kaldırılıp bir yere dökülmesi yerine enkazın içerdiği ham maddelerin geri dönüşümünün sağlanmasının planlandığı duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %56,5 arttı. Böylelikle yabancı turist sayısı Ocak'ta salgın öncesi dönemi aşmış oldu. Salgın öncesi 2020 Ocak ayında turist sayısı 1 milyon 787 bin kişiye ulaşmıştı. Almanya'nın en büyük kimya fabrikası BASF, ucuz Rus gazına erişimin olmaması nedeniyle 2600 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bununla birlikte şirket hisse geri alımını erken sonlandırma kararı da açıkladı. Amerika'nın eski Hazine Bakanı Lowry Summers, Amerikan ekonomisi için endişe verici sinyaller gördüğünü söyledi. Summers, bu endişeleri stokların satışlara göre daha fazla artması, şirketlerin siparişleri konusunda endişeleri dile getirmeleri olarak sıraladı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın metal ve madencilik sektörüne hedef alan yeni bir yaptırım paketi açıklayacağını duyurdu. Açıklamada tedbirler Rusya'da eritilen veya dökülen alüminyumun Amerikan pazarına girme maliyetini önemli ölçüde artıracak denildi. Almanya ekonomisi 2022 yılının sonunda beklentilerin üzerinde küçüldü. Ülke ekonomisi 4. çeyrekte dönemsel bazda %0,4 daralırken beklenti 0,2 daralma yönündeydi. Haberleri aktardık. Hızlıca piyasalardaki rakamlara göz gezdirelim. Borsa İstanbul'da şu anda hafif bir geri çekilme var. Endeks gün içerisindeki zirve seviyesini 5114 puanla görmüştü. En düşük seviye 5064 puan. Dolayısıyla şimdi de en düşük seviyeye yakın yerlerdeyiz. Bankalar üzerinden gelen satış baskısı bugün daha belirgin. %1,5'a yakın aşağıda görüyoruz bankacılık hisse senetlerini. Burada büyük bankalar arasında Garanti Bankası'nda %1,9, yine Halkbank'ta %1,8 civarında geri çekilme var. Bununla birlikte Akbank'ta, İş Bankası'nda da geri çekilmeler söz konusu gibi görünüyor. Alvaraka'da ise geri çekilme biraz daha sert gibi duruyor şu an itibariyle. Dediğimiz gibi bankalar satıcılı. Alım tarafındaysa özellikle Tüpraş, Oyak Çimento, Emlak Konut gibi hisseleri ön planda gördüğümüzü söyleyelim. Kardemir dünün en çok satılanlarından da şimdi %3 kadar yukarıda. Zaten buralarda gerçekten bir gün tavanda, bir gün tabanda, bir gün satış tarafının en çok puan kaybettirenlerinde, ertesi gün en fazla puan kazandıranlarında görüyoruz demir çelik hisselerini. Dolayısıyla tam olarak yerli yerine oturduğunu söylemek güç gibi görünüyor depremden sonra buralardaki hisse performanslarının. Dolar TL 18.88'de, Euro TL 19.95'lere geriledi. Euro dolar çaprazı 1.0566'lara indi. Bugün gelecek çekirdek hane halka harcamaları verisi var. Dolayısıyla Amerika'da Fed'in en fazla öncelediği enflasyon göstergesi bu. Bunun öncesinde biraz daha dolar lehine pozisyonlanmanın arttığını gözlemliyoruz. Dolar endeksi de 105 sınırına yaklaştı. Az sonra Ebru Usta ile birlikte bunun da üzerinden geçmeye çalışacağız. Diğer yandan özellikle Avrupa borsalarına baktığımızda karışık seyir dikkat çekiyor. Stoxx 600 endeksi %0,1 kadar aşağıda. Ancak Londra artıda
Paris'te, Frankfurt'ta kayıplar %0.5-0.6'lar civarında. Amerikan vadelileri de satıcılı, özellikle teknoloji tarafındaki satışlar dikkat çekici %1 civarında. Nasdaq vadelilerini aşağıda görüyoruz. Dow Jones vadelilerinde ve S&P 500 tarafında %0.7'ler civarında geri çekilmeyle işlemler devam ediyor. Bakalım çekirdekhane halka harcamaları verisi tabloyu nasıl değiştirecek. Diğer yandan emtia cephesinde 1815 dolarda spot altının ons fiyatını görüyoruz. Petrolde hafif yukarı yönlü hareketler var. 83 dolara yaklaşıyor Brent petrol. 76 doların üzerindeyse ya da yakınındaysa Amerikan tipi ham petrol fiyatlamasını izliyoruz, takip ediyoruz. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra dönüyoruz Ebru Usta'ya. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk. Özellikle biraz evvel gelen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemesinin üzerinden bir geçelim istersen. Çünkü özellikle konutlarla ilgili yapılan bu düzenlemede geçtiğimiz dönemde belirli baremler ön plana çıkartılmış, enerji grubuna ve değerine göre konutun kredi oranları belirlenmişti. Şimdi geldiğimiz noktada bu kredi oranlarının ve baremlerin değiştirildiğini görüyoruz. Mevcut konut fiyatlarına göre güncellenmiş gibi görünüyor burada hem oranlar hem de değerler. BDDK son olarak Haziran ayında bir güncellemeye gitmişti. Hem enflasyondaki yüksek seyir hem de kredide hızlanmayla birlikte hem konut tarafında hem taşıt tarafında, kredi kartları tarafında bazı kısıtlamalar getirmişti Haziran ayında. Bunun konut tarafında bir miktar yukarıya çekildiğini tutar bazında görüyoruz. Bugünkü düzenlemeyle birinci el konutlarda örneğin 2 milyon olan %90'lık kredi sınırının 5 milyona yükseltildiğini görüyoruz. %80-90 arası maksimum oranlarda kredi kullanılabilecek tutar 2 milyondan 5 milyona yükseltilmiş. İkinci kademede 2 ile 5 milyon TL arasında olan kademe 5 ile 10 milyona çıkartılmış. 10 milyon 20 milyon olan kısım da sabit görünüyor. %60-70 oranda kredi kullanılabilecek tutar. Burada 3 milyon 250 bin TL'lik de ayrıca kredi limitleri vardı, tavan vardı, azami kredi tutarlarının kaldırıldığını görüyoruz üst limitlerin. Yalnızca yüzdelik tutarlar kalmış durumda. Yine %90'a kadar kredi kullandırılabiliyor. Tabii burada konut fiyatlarındaki artış da bir etken. Bu doğrultuda bir güncelleme yapılmış görünüyor. İkinci el konutlarda da yine güncellemeler var. %90'a kadar kredi kullanılabilecek tutar skalası 500 bin TL'den 1 milyona yükseltilmiş. İkinci kademede ise %70'e kadar kredi kullandırılacak tutardaki skalada 1 milyonla 2 milyona yükseltilmiş ki bu daha önceden 500 bin ile 2 milyon TL arasındaydı. Tutar bazı limitler kaldırıldı. Tabii ev fiyatlarındaki yukarı yönlü güncellemeye paralel olduğunu görüyoruz. Bugün JP Morgan ve Barclays'in raporları da açıklanmıştı. O tarafta da deprem sonrası makro ihtiyati tedbirlerde finansal koşulların gevşetilebileceği yönünde açıklamalar da gelmişti. Bu doğrultuda da değerlendirilebilir ancak tabii ev fiyatlarında da zaten ciddi derecede geçen yıla göre artışlar var. O doğrultuda da güncellemeler yapılmış görünüyor. Buradan küresel tarafa geçmek istiyorum. Çünkü 16.30 Türkiye saatiyle 16.30'da önemli bir veri açıklanacak ABD tarafında. Biraz önce sen de bahsettin PCE enflasyonu. Bunun etkilerini piyasada görüyoruz bugün. Dolar endeksinde yükseliş var. 105'e yaklaştı dolar endeksi. Bununla birlikte ABD piyasalarında futures tarafında negatif bir görünüm var. %1'e yaklaştı vadelilerde. Bunun temel sebebi tabii FED tutanaklarının ardından tahvil faizlerinin bir miktar artması. Bu haftanın başından itibaren ABD piyasaları satıcılıydı. Küresel hisse senedi piyasalarında da satıcılı bir seyir vardı. Son hafta 2.2 milyar dolar gerilemiş oldu küresel hisse senedi piyasaları. Şubat başından beri de 4 milyar dolar bir düşüş var. Tepe seviyeleri 2021 yılı Kasım ayında görmüştük o tarafta. Piyasa bunu dolar endeksi tarafında daha çok fiyatlıyor. Biraz sonra gelecek verilerde de PCE enflasyonunun manşet tarafta aylık %0.5, yıllık bazda da 5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Bir önceki ayda da yine 5 seviyesindeydi. Yatay manşet tarafta gelmesi bekleniyor. Çekirdek PCE tarafında da %0.4 aylık bir beklenti var. Yıllık bazda da %4.4'ten 4.3'e gerilemesi bekleniyor. PCE enflasyonu verileri önceki haftaki manşet tüfe ABD enflasyon verileri gibi beklentilerin üzerinde mi gelecek, altında mı gelecek, beklentilere yakın mı gelecek bunu birazdan takip edeceğiz ancak
Geçen hafta beklentilerin üzerinde gelmişti. Bugünkü verilerinde beklentilerin üzerinde gelmesi risk iştahına negatif yansıyacaktır diye düşünüyorum. Çok. Ebru, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında SDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Çok değerli bir konu ağırlıyoruz bu bölümde. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Akif Eroğlu bizlerle birlikte, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi tabii çok zor bir dönemden geçtik ve açıkçası yaşanan deprem bugüne kadar zannediyorum Türkiye'de en geniş alanı etkileyen, dolayısıyla en büyük hasara sebep olan deprem olarak da kayda geçti. Evet. Bundan sonrası için elbette konuşulan en temel konular buralardaki sigortalılık oranının ne olduğu, evet, DASK'ın buradaki kayıpların ne kadarını karşılayabileceği, elbette can kayıpları da yaşandı maalesef. Dolayısıyla 40 binin üzerine vatandaşımız vardı. Buralardaki, evet, büyüklükleri bir anlamaya ihtiyacımız var. Önce bir depremle ilgili diyeceğiniz varsa onu almak isterim, mesajınız varsa. Evet. Daha sonrasında işin sigorta boyutunu konuşalım. Teşekkür ederim. Önce çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Zaman zaman sahada sorunlar yaşanabiliyor Açıl Bey. Uygulamadan kaynaklanan bazı eleştiriler, kritikler. Gerçekten şunu anlamamız lazım. Bu her gün çok böyle arada bir karşılaşabileceğimiz bir şey değil. Biz sigorta sektörü olarak deprem teminatı veren bir sektörüz biliyorsunuz. Ve bunu yaparken de reasörlerden destek alırız. Sene başlarında da modellemeler yaparız. Bizim Türkiye için yaptırdığımız hiçbir felaket senaryosunda olmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani o yüzden asrın felaketi deniyor zaten. Gerçekten çok büyük bir felaket ve yıkımla karşı karşıyayız. O yüzden her şeyden önce ülkemize tekrar başsağlığı diyorum. Bugüne kadarki felaket senaryolarının içerisinde bu büyüklük yoktu. Kesinlikle. Doğru mu? Yani modellemelerde, tahminlerde yapılan, dünyadaki diğer varsayımları dikkate alarak yapılan tüm tahminlemelerde hiç böyle bir şey tahmin edilmedi. Çok büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Bunun bazı komplikasyonları da oluyor gerçekten. Şimdi mesela tabii bu büyüklükte bir deprem olabileceği, o bölgeyi etkileyebilecek bu tür bir deprem riskinin bulunduğu, evet, işte uzmanlar tarafından, evet, falan dile getiriliyordu. Evet. Evet. Ancak anladığım kadarıyla tabii bu kadar geniş alana, evet, yayılması ve, evet, bu kadar ciddi bir yıkıma sebep olması özel, evet, sektör tarafından, birçok farklı alan tarafından da çok öngörülmemiş. Evet. Doğru mu anlıyorum? Aynı anda bir sıklık, yoğunluk, şiddet ve genişlik. Tüm bunları alt alta aldığınızda hiç beklenmeyen bir felaket gerçekten. Yani peki, bence bu bizim sigorta sektörü açısından sadece Türkiye için değil, dünyadaki reasüran şirketlerin de modelleme tahminlerini, oradaki varsayımları değiştirecek bir olguyla karşı karşıyayız. Görüştüğünüzde ne söylüyorlar? Tam da bunu söylüyorlar. Mesela bizim Türkiye için yapmış olduğumuz, almış olduğumuz reasürans modellemelerindeki tahminlerin kat kat üzerinde olduğu için tam da işte bu modellemelerin değişmesi gerekir. Bu bazı, bence bu jeoloji dünyasında da bazı şeyleri galiba dinliyoruz, değiştiriyor. Tabii. İşte fay hatların yerleri vesaire, derinlik, şiddeti. Buradaki varsayımları değiştireceklerini öngörüyoruz. Hatta yakın zamanda Türk Reasürans'ın yapmış olduğu bir yerli model algoritması yaptılar onlar. Bir model geliştirdiler. O bayağı gerçekçi bir tahminde bulundu. Bunun da ne kadar önemli olduğu açığa çıktı. Yani bizim ülkemize dönük özel bir modelleme yöntemi. Yani biraz bu tarafına daha fazla kafa yoracağız. Bizim sektör olarak konuşuyorum. Bizim iç içimiz tabii bu. Ama buradan çok dersler çıkartacağız tabii ki. Peki oralarda şu an itibariyle tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi Türkiye'de DASK zorunlu. Evet. Dolayısıyla bu doğal afet sigortası çerçevesinde birkaç tane soru var. Bu bölgede ne kadar poliçe var? Evet. Onu sektör geneli için görebiliyorsunuz diye tabii tahmin ki, ediyorum. Tabii. Nedir? Şimdi bir defa DASK'ın Türkiye'deki normal sigorta oranı %50. Bu oran bu bölgede yansıyor. Orada depremden etkilenen temelde Elazığ, Bingöl'ü saymıyorum. 10 il var diyelim. OHAL bölgesi diyelim. Burada DASK oranı %50. Yani her iki evden bir tanesinde DASK poliçesi var. Ama bu şehirden şehire değişiyor. Gaziantep'te daha yüksek. Mesela %65'e çıkıyor. Daha düşük olan iller de var. Ama iki ev, bir ev diyebiliriz. İki yani. Evden bir tanesinde DASK poliçesi var. Diğerinde yok. Maalesef diyeyim yani. Diğerinde maalesef. Peki şu da var ama. DASK poliçesi diyelim ki 15 daireli bir apartman. Evet. DASK poliçesi olan 5 kişi var, 5 daire var, diğer 10 tanesinde yok. Evet. Dolayısıyla şimdi bu yıkım gerçekleştiğinde DASK poliçesi olan bir gelir elde edebiliyor bu DASK poliçesi çerçevesinde. Evet. Riskinin karşılığında alabiliyor ama geri kalanı alamıyor. Alamıyor. Dolayısıyla geri kalanı alamadığında o binanın yeniden yapım imkanı ortadan kalkmış oluyor. Evet.
Bu da çok büyük bir problem değil mi? Yani o zaman alanla almayan arasında da eşitsizlik var çünkü zorunlu. Evet. Yani burada şöyle tabii çok önemli noktaya temas ettiniz. DASK oradaki hasarın inşaat maliyetini ödüyor. Eğer bir apartmanda herkese DASK olmazsa eğer tekrardan oturup o tarafların bir araya gelip bunu yaptıralım deme şansı dediğiniz gibi en azından sigorta tarafında kalmıyor. Fakat DASK'ın şöyle güzel bir tarafı var. Ortak alanları ödediği için en azından orada DASK olanlar ortak alandan gelen maliyete en azından sigorta tarafında da katlanmamış oluyorlar. Bu yönüyle iyi. Ama tabii bu tip yıkımlarda genelde hükümetimiz bir politik işte bina yaptırdığı için, konut verdiği için o mağduriyeti başka şekilde vatandaşlar çok şükür yani devletimiz güçlü bu yönüyle hükümetimize destek verdiği için çözülüyor ama tabii DASK'ın ve genelde sigortanın açılıyor. Şöyle bir sorun, şöyle bir olay var. Orada devletimiz yapıyor, veriyor ama sonuçta ucuz da olsa bir kredi maliyetine katlanabiliyor vatandaş. İşte hemen bir nakit para girişi olmuyor. DASK'ın şöyle bir özelliği var. Bakın şu ana kadar DASK 1 milyar lira para ödedi. 272 bin hasar dosyası geldi. Daha ilk 24 saatte hemen anında hesaplarına para geçmeye başladı. Sıcak para. Böyle bir ortamda o kadar önemli ki. Yani düşünün eviniz hasarlı giremiyorsunuz ya da yıkılmış çıkmışsınız. Üzerinizde sadece bir mantonuz var, pardesünüz var. Her şeyinizi yerde bırakmışsınız. Orada o gelen sıcak para birçok şeye fayda sağlıyor. Yani sigortanın ve DASK'ın bu yönüyle bambaşka bir faydası var tabii. Tabii bir yandan da inşaat maliyeti dediniz. Bu yanlış bilinen şeylerden bir tanesi. İnsanlar kendi evleri hasar gördüğünde o ev için daha önceden biçilmiş bir değer var. Evet. Bu tür doğal afet poliçeleri bunun tamamını karşılar diye bakıyorlar. Fakat bu zannediyorum Türkiye'de yıllardır kırılamayan bir algı. 10 milyon lira değerinde görüyorsanız kendi evinizi, DASK poliçesi aslında bunun sadece tavanda 640 bin liralık kısmını karşılayabiliyor. Çünkü evet, inşaat maliyetinin de bir noktası var ve onun tavanı var. O da 640 bin lira. Evet. Doğru mu? Çok güzel bir nokta. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Sebebi de şu. Burada gerçekten çok fazla yanlış bilinen şeyler var. Bir defa sigorta, spekülatif değerleri, rantı bunları karşılamaz. Sigorta var olan değerin, özellikle DASK özelinde konuşalım, işte konut özelinde konuşalım, DASK özelinde konuşalım, temel inşaat maliyetini karşılar. Biliyorsunuz bir evin değerinde arsa maliyeti vardır, spekülatif ranttan gelen değer artışları vardır vesaire. Şimdi Açıl Bey, çok böyle enteresan, ben kamuoyuyla tartışıldığı için bunu gerçekten izah etmek isterim. Şimdi DASK zorunlu bir sigorta. Ev satın aldığınızda, elektrik, suyu idaresini işlem yaptığınızda size devlet bunu zorla yaptırıyor. Ve Türkiye'nin her tarafında deprem riski aynı değil. Türkiye bir deprem kuşağında ülke ama Konya'da daha az risk var. Dolayısıyla DASK zorunlu bir sigorta olduğu için ve devletimiz bunu zorla yaptır dediği için biz insanımıza temel inşaat maliyetini vermek durumundayız zorunlu olarak. Çünkü bunun karşılığında devlet buradan ya da DASK bir prim alıyor. Oradaki inşaat maliyeti çok değişken bir şey. Yani çok böyle lüks bir inşaat malzemesi kullanarak daha kaliteli bir inşaat yaptırabilirsiniz. Temel sağlamlıkta işçiliği falan olur ama daha az işçilik payı verecek ya da ne bileyim daha az böyle işlem yapacak temel inşaat maliyetiyle de yapabilirsiniz. Dolayısıyla biz DASK olarak ya da kamu olarak şöyle bakıyoruz. Bir sigorta zorunluysa önce temel maliyetleri karşılayalım. Çünkü bunu artırdığınız zaman vatandaşımız için bu ekstra bir yük. Yani oradaki primi çok artırdığınız zaman bu defa zorunlu olduğu için insanlar sigorta etmekten de imtina ederler. Şimdi şu anda deprem olduğu için 10 tane ilde de bu kadar yıkım olduğu için herkese bir hassasiyet gelişti. Ama bir ay önceye gidelim. Hadi gelin DASK yaptırın dediğiniz zaman insanlar sadece tapuya gittiği zaman, elektrik suyu idaresine gittiği zaman yaptırıyorlar. Çünkü %50'sinde zaten DASK yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla zorunlu sigortalarda kamu olarak bir oran belirlemeniz lazım ve bu oran insanların da ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Bu oranı artırdığınız zaman bu defa kaçış başlıyor. Dolayısıyla DASK'a öyle bakmak lazım. Peki ama mesela ben şunu görüyorum. Şimdi 640 bin lira. Geçen sene 320 bin liraydı. 320 bin liraydı. DASK'ta artırdık. Evet. Teminat 640 bin liraya çıkartıldı. İkiye katlanmış evet, oldu aslında teminat. Fakat 640 bin lira da normal bir standart inşaat maliyetinin normal şartlarda altında. Bunu ben söylemiyorum. Evet. Bunu söyleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Sosyal konut projesi çerçevesinde yapmış olduğu toplantıda kendisiyle sohbet ederken dedi ki Murat Bey, şu anda herhangi bir yerde Türkiye'nin neresinde olursanız olun çok büyük değişiklikler olmuyor inşaat malzemesi maliyetinde. 100 metrekarelik bir konut için 3 aşağı 5 yukarı 1 milyon lira civarında bir maliyettir inşaat maliyeti. Dolayısıyla bunun altında görünüyor 640 bin lira. Yani prim artmasın diye daha düşük belirlendiğini anlıyorum ama o konutun inşaat maliyetinin tamamını karşılıyor mu hakikaten? Sistem şöyle işliyor. Sigorta teknik bir iş.
Biz bunu Kasım ayında artırdık. Metrekare fiyatı 3050 liraydı. 1050 liraydı, 3000 küsüre çıkarttık. Yani %100 artırdık. Şimdi aynı yıl içerisinde biz bunu artırırken de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın temel inşaat maliyeti var. Oradaki en düşük rakamı baz aldık. Ama artış %100. Bakın 1000 liradan 3000 liraya çıkarttık. 1000 küsür liradan 3000 liraya çıkarttık. Ve primi de o kadar artırmadık. Primi de %80 artırdık. Amacımız vatandaşın üzerine o kadar yük olmasın diye. Şimdi elbette DAST temel inşaat maliyeti diyoruz ama toplam bir inşaat maliyetini Sayın Bakanımızın dediği şekilde karşılamadığı için Türkiye'de bir de hususi sigorta dediğimiz ihtiyari yangın poliçesiyle alınabilen bir deprem teminatı var. Biz istiyoruz ki devlet olarak, otorite, regülatör olarak biz temel maliyetleri ve temel zorunluluğu çok bazda tutalım. Üstünü vatandaşımız istiyorsa gitsin, özel sigorta şirketlerinden yaptırsın. Nitekim şu anda Türkiye'de 20 milyon konut stokunda %25 ihtiyari konut var. Yani 25 milyon vatandaşımız da gitmiş, DASK'a ilave olarak ihtiyari konut sigortası yaptırmış. Sizin verdiğiniz örnek olaydan gidecek olursak, diyelim ki 600 bin liralık tavanda DAS'tan para alma imkanı var. İnşaat maliyetinin daha iyi bir işçilikle yaptırdım diyorsa, sigorta şirketine gidip bunu beyan ediyorsa, diyelim ki oradan da bir 300 bin lira ihtiyariden de bir para alma şansı var vatandaşımızın, sigortalılığımızın. O da işte belli bir rakamlara, yani Sayın Bakanımızın işaretlediği rakamları aslında yakalıyor. Sadece neyi karşılayamıyoruz? Arsa bedeli. Ranttan gelen şey, o da zaten başka bir şey. Sigortanın çünkü arsa yerinde durduğu için durduğu zaten için, oradaki tabii, şerefiye tabii vesaire, onlar da sizin rant tarafını aynen değerlendirdiğiniz öyle kalemler için bu taraflara yani girmiyoruz diyorsunuz. Şimdi geçen sene 320 bin liradan 640 bin liraya çıkarken evet, DASK'taki tavan, burada vatandaşlarımızın bilmediği bir durum da söz konusu oldu. Çünkü yılın sonunda arttığı için buradaki rakam Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, doğru mu? Evet. Daha önce 320 bin liraysa ve bu teminat 640 bin liraya çıktıysa, bu arada elinizdeki DASK poliçesine bir zehirname yapmanız lazım. Evet. Bunu yapanların oranı ne kadar diye bir sormak isterim. Çünkü şu anda büyük olasılıkla deprem bölgesindeki vatandaşların çoğu, hiç kimse bilmiyordu bunu. Ben de yeni öğrendim mesela. Evet. Bu zehirname zorunluluğunun olduğunu. Ödemeler yapılıyor ama yeni tavandan mı yapılıyor, evet, yoksa 320 bin lira üzerinden mi yapılıyor? DASK bir mal sigortası. Poliçe bedeli neyse onun üzerinden ödeme yapılır. DASK kurumumuz bu tarife artışından sonra tüm sigortalıların cep telefonu, SMS'te bu bildirimi yaptı. Bana mesela geldi. Burada birkaç tane konu var açıldığı. Bu çok önemli. Şu anda hadi deprem bölgesi için olan oldu diyeceğiz de, şu anda 10 milyon, 11 milyon DASK poliçemiz vardı. 1 milyon deprem bölgesi. Onu geçtim. 10 milyon vatandaşımıza ben buradan, sigortalımıza seslenmek istiyorum. Şu anda DASK poliçesini zehirname yaptırma, yani zehirname ne demek? Teminat artışından dolayı ilave prim verecekler. Ben 300 bin lira teminat yerine 600 bin liralık teminat istiyorum diyecekler. Behemal, acentesini arasın. Hemen çok uygun rakamlar zaten. 200 lira, 300 lira konuşuyoruz. Hemen bir defa zeyinname ile teminatlarını artırsınlar. Bu bir. İkincisi şöyle bir şey var. Çok gördüğümüz bir yanlış. Kendi tapudaki metrekareleriyle poliçedeki metrekareleri uyuşmayabiliyor. Hemen tapudaki metrekareyi eşleştirsinler. Mesela tapuda 100 metrekare, poliçede 50 metrekare olabiliyor. Yani o satış esnasında çok dikkat edilmemiş. Ya da maalesef prim düşük çıksın diye özellikle bunu talep edebiliyorlar. Bakın eksik sigorta oluyor. Hemen onu da yapsınlar. Yani tapuyla poliçedeki metrekareyi eşleştirsinler. Dolayısıyla en azından bundan sonraki dönem için mevcut. Çünkü Türkiye'de deprem kuşağı olduğunu artık gördük, yaşadık. Her zaman böyle bir risk var. Bununla da bildirim yapıyoruz. Teminat arttı, priminizi artırın diyoruz. Yani daha fazlasını otorite olarak ya da DAS kurumu, yani biraz da sigortalımızın, vatandaşımızın da sorumluluk hissetmesi lazım. Yani acentemizin ama de uyarması insanlar lazım. Ama anlamıyor ki insanlar. Yani bakın ben de bilmiyordum diyorum. Yani bir zehirname ihtiyacı olduğunu, evet, buradaki teminatın arttığını ben de bilmiyordum. Ben evet de ancak bu olaylardan sonra soruştururken öğrendim. Hakikaten bir bilgilendirme eksikliği. Evet bir SMS doğru gitmiş olabilir ama doğru, hani bu nasıl olur bilmiyorum, nasıl yapılır bilmiyorum ama hakikaten bir bilgilendirme ihtiyaç var. Sektörün burada bir eksiği olmuş olabilir belki. Açır Bey haklısınız. Biz daha dün sigorta birliğiyle, DAS'la bunu konuştuk. Dedik ki iletişim konusu çok önemli. Bu konularda yapılanlar demek ki eksik. Demek ki vatandaş SMS'ine bakmayabiliyor. Bazen satış esnasında doğru telefon bilgisi alınmayabiliyor. Bunu daha böyle kurumsal hale getirmeyi, işte kamu spotlarıyla vatandaşımızı bilgilendirmeyi, bu konularda da bizim de tabii dersler çıkartmamız gerekiyor. Peki şu anda bölgede kaç adet DAS poliçesi vardı? 1 milyon 129 bin adet. 1 milyon 129 o 10 bin tane adet deprem bölgesinde. 10 deprem bölgesinde 1 milyon 129 bin adet. Peki bunların ne kadar ile ilgili hasar bildirimi gerçekleşti şu ana kadar? Sürekli artıyor tabii. 272 bin oldu en son bugün itibariyle hasar bildirimi. Şu ana kadar 1 milyar ödedi DASK.
Fakat bu rakamın milyarlara ulaşmasını bekliyoruz. Nereye kadar ulaşma potansiyelinden bahsediyoruz kabaca? Yani bir işin Rayet Frans bacağı da var. Yani orada çünkü burada yapılan ön açıklamalar yanlış da anlaşılabilir ama yani benim tahminim burada milyarları bulacak. Çünkü Sayın Bakanımız da söyledi. Zannedersem 520 bin bağımsız binanın 162 bini pert, ağır hasar, yıkıldı yıkılacak o tip şeyler. Yani bir de şey var, hafif hasarlar var. Oradan da gelecek rakamlar var. Ama şunu söyleyeyim, DASK'ımızın şu anda hali hazırda 25 milyar hazır parası var. Yani kendi kasasında diyelim. Ve Türkiye DASK'ın kurumunun Reals France politikaları oldukça güçlü. 117 milyara kadar ödeyebilecek kapasite var. Ve sadece o bölge için değil, tüm Türkiye için şu anda ödeme gücü var. Ve inşallah çok çok geç olur. Bu korkulan Marmara depremi olursa da şu anda DASK kurumumuzun bunu ödeyecek kapasitesi de var. Yani bu noktada bir sağlamız. Sektöre toplam yükümlülük olarak nasıl bir maliyet gelmesi beklenebilir bu yaşanan gelişmeleri dikkate aldığımızda? Sürekli takip ediyoruz. Çok önemli çünkü sektörümüzün mali bünyesi, hasar ödemedeki zafiyete düşmemesi. Şirketlerin sağlıklı açısından tabii ki, da çok tabii belirleyici. Sigortalımızın, vatandaşlarımızın mağdur olmaması, tüm bunları SDDK olarak çok yakından takip ediyoruz. O bölgede deprem teminatı olan bu 10 tane ilde 5,5 milyon poliçe var. Bunların vermiş olduğu depremden kaynaklanan, işte nedir mesela kasko, yangın, kar kaybı, üretim durması, hayat sigortası gibi Tarsim tarafında 1,5 trilyonluk sektörümüzün verdiği bir teminat var. Şu ana kadar ayrılmış olan muallak 18 milyar. Bunun 1 milyarı kasko için ayrıldı. 2 milyarı konut için, o az önce bahsettiğim ihtiyari konut için ayrıldı. 16 milyar da işte yarısı ticari, sinayi bunlar için ayrıldı. Yani 16 milyarın 2 milyarı konut, 14 milyar da yarı yarıya ticari, sinayi riskler için ayrıldı. Kabaca 1 milyar dolar civarında burada karşılık var. Karşılık ayrılmış vaziyetteyiz sektörümüz. Hemen anında ödeme yapıyor zaten. Talep geldikçe, eksper incelemesi bittikçe de ödeyebilecek durumda. Yani rezervlerimiz, paramız, reasürans desteğimiz bu konuda var. Peki DASK artı bu diğer poliçelerle birlikte nereye çıkma potansiyeli var toplam buradaki yani, maliyetin? Ben maksa 1,5 milyar doların civarında, maksimum 2 milyar dolara gelebileceğini düşünüyorum. Ama yani dediğim gibi DASK tarafında rakam telafi etmek şu anda çok doğru değil. Geldikçe bakmak lazım. Ama önemli olan bence burada şu, biz otorite olarak önlemlerimizi aldık. Sigorta sektörümüz hassas. Vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Biz zaten SDDK olarak hemen hızlıca bazı karar setleri yayınladık. Mesela kişi o anda poliçeyi düşünemeyebilir. Sigortalımız teminatsız kalmasın diye tüm poliçelerin teminatını Mayıs ayına kadar uzattık. Tahsilat olmadığı zaman sigorta sektörü poliçeleri iptal edebiliyor. Tahsilat olmasa da tüm poliçeleri Mayıs ayına kadar uzattık. Trafik sigortasını 6 taksit imkanı getirdik. İlk tahsilatı Mayıs ayına kadar uzattık. Yani bu konularda zaten o anlamda hemen acil tedbirlerimizi uyguladık. Burada önemli olan açılıyor şu. Sektörümüz bunu ödeyebilecek kapasite, mali bünye olarak, reasürans desteği olarak hasar uygulaması, ekspert faaliyeti biter bitmez hemen zaten ödüyorlar. Avans, ön ödeme vesaire hemen tamamını ödeyecekler. Yani 1 milyar dolar karşılık ayrılmış durumda kabaca. Evet. 2 milyar dolara da en yüksek riskin gerçekleşmesi durumunda 2 milyar dolara kadar çıkabilecek bir ödeme söz konusu İmkanımız olabilir var. Diyorsunuz. Evet. Bizim, şirketler üzerinden buralarda 2 milyar dolara kadar gelebilir. Daha üstüne çıkacak olursa da sektör bunu kaldırabilir diyorsunuz. Kaldırır. Reasürans anlaşmalarımız. DASK'ımızın kapasitesi buna yeterli. Peki şirketleri tabii siz yakından tanıdığınız, takip ettiğiniz ve bildiğiniz için soruyorum. Ne kadar süredir buradaki riskin? Yani 2 milyar dolara çıkaracaksa evet. Buradaki toplam maliyet bunun ne kadar süredir? Şirketten şirkete değişir de. Tabii şirketlerin reasürans anlaşmaları her yıl yenileniyor. Genellikle yangında bizim excess dediğimiz belli bir riski açılı bir sektör üzerinde tutar, üzerine devreder. Bir de kotpar dediğimiz paylaşımlar vardır. Dolayısıyla her şirketin kendi reasürans politikasına bağlı olarak risk temerküzü ve konservasyonu değişeceği için burada ben yüzde şu kadarı transfer edilecektir diye bir şey söylemem doğru olmaz. Ama biz SDDK olarak şirket bazlı tüm bu riskleri, tüm bu konservasyon edilen tutarları, devredilen tutarları şirket bazlı istedik. Bir genel anlamda bir sektörün fotoğrafını şu anda takip ediyoruz ve onu konsolide ediyoruz. Bu rakamlar şekillenirse şekillendikçe paylaşırız. Yani şirketlerin bir bölümü grup şirketlerine, yurt dışındaki tabii şirketlerine, iştiraklere vesaireye tabii dağıtmış olabiliyor. Tabii. Bir kısmı reasüre edilmiş tabii olabiliyor. Dolayısıyla tabii buradan doğrudan sektörün kendi içinden bu kaynak çıkacakmış gibi de düşünmemek lazım. Tabii ki. Dolayısıyla mali bünyeleri o gözle de değerlendirmek lazım. Burada mali bünye sektörde çünkü çok fazla oyuncu var. Evet. Yani Türkiye'deki sigorta büyüklüğüyle kıyaslandığında o büyüklükle belki bağdaşmayacak kadar çok
şirkete sahibiz. Dolayısıyla mali bünye tarafında herhangi bir risk söz konusu olur mu? Var mı böyle bir problem? Biz Türkiye gayri safi milli hasılasının 30 katına teminat veriyoruz diye her yerde söylüyoruz. Yani sigorta sektörü teminat veren, hasar ödeyen bir sektör. Sigortacının mantığı açıldı ve siz de çok iyi biliyorsunuz. Büyük sayılar kanunu. Hem büyük sayılar kanunu hem öz kaynaklarla gidemezsiniz. Mutlaka riski paylaşım esasına dayanır. Biz risklerimizi reasürans şirketlerine devrederiz. Onlar da başka reasürans şirketlerine devrederiz. Aslında düşündüğünüzde tüm risk dünyada dağılmıştır. Amaç bir havuz mantığıdır. Dolayısıyla bizim bu konuda sektör olarak bunu ödeyebilecek gücümüz var. Ama bu mali bünyeye olumsuz etki etmeyecek manasına gelmez. En azından gelecek yıl bu sektörün reasürans maliyetleri çok artacak. Reasürans kapasitesi daralacak. Şu anda da mali bünye üzerinde bir olumsuz etkisi olacak. Çünkü en azından konserve ettiğiniz yerlerden hasar görmeye başlayacaksınız. Yani kaskoda 1 milyar diyoruz. Kaskoda çok az reasüransa devredilir. Çünkü kaskoda hani afetten dolayı bir topluluğu paylaşımdan dolayı bir risk devri vardır ama araç bazlı olduğu için genelde konservasyon da vardır. Burada önemli olan şu, biz otorite olarak bunu takip ediyoruz. Sermaye yeterli noktasında böyle bir zafiyet şu anda görmüyoruz. Şirketlerimiz özelinde görmüyoruz. Böyle bir şey olursa da onlara yardımcı olmak için de varız. Çünkü sigorta şirketlerimizi yaşatmak zorundayız. Onların finansallarını yaşatmak zorundayız. Çünkü onlar şu anda çok büyük bir özveride bulunuyorlar. Biz de regülatör olarak onları rahatlatma anlamında, kuralları gevşetme anlamında biz de o desteği her zaman veriyoruz ve vereceğiz. Buralarda ne gibi istisnalar, ne gibi kolaylıklar kullanılabilir? Belki yani karşılık politikaları değişebilir, yazım riskleri var, bunlar değişebilir. Risklerden dolayı ayırmaları gereken öz kaynaklarda bazı gevşemeler yapılabilir. Çok çok zorlandığı durumda Hazine Maliye Bakanlığımızın açmış olduğu, sağlamış olduğu tüm sektörlere, bu kriz pandemi döneminde olsun, başka dönemlerde olsun, hükümetimizin vermiş olduğu destekler var. Bunların her biri tek tek uygulamaya alınabilir ama şu anda böyle bir ihtiyaç yok. Bunu şu açıdan da soruyorum. Yani evet, deprem ve deprem riski çerçevesinde bunu kaldırabilecek karşılıklar vesaire söz konusu olabilir ama sektörün zaten normal şartlar altında çok patlamış olan enflasyon nedeniyle ciddi riskleri vardı. Yani sağlık sigortalarında da vardı, trafik sigortalarında da, kasko poliçelerinde de. Evet. Dolayısıyla çok ciddi anlamda normalde zaten bir sermaye takviyesi ihtiyacı olur mu acaba diye konuşuyorduk biz sigortacılık sektörü için. Dolayısıyla bu taraf için ne söylersiniz? Haklısınız. Bizim sektörümüz Türkiye'de çok karlı bir sektör değil. Bizim öz kaynak karlılığımız %10. Yani özellikle trafik branşımız var. Çok sorunlu bir branş biliyorsunuz. Hele en son Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Kanun maddesini iptal etti. Bu sektör için bilinmeyen ekstra trafik branşı için ekstra ciddi bir yük getirecek gibi görünüyor. Bir de bu faktör var yani. Bunlar da var. Sağlık branşındaki enflasyon maliyetleri biraz daha o branşı da zorluyor dediğiniz gibi. Yangın branşı karlıydı. Şimdi böyle bir kriz çıktı. Dolayısıyla sigorta sektörü için risk yönetmek. Bu riskleri de yöneteceğiz. Kamu, özel sektör bir araya geliyoruz. Konuşuyoruz bu konuları. Biz kamu olarak sağ olsun hükümetimiz, Hazine Maliye Bakanımız her konuda tam destek vermiş vaziyette. Çok yakından ilgililer, karşılıklı bir iletişim var, sürekli bir enformasyon sağlıyoruz. Burada ihtiyaç oldukça gereken tedbirleri biz hükümetimiz üzerine düşen görevleri yapacaktır. Biz regülatör olarak o rahatlamalara sağlıyoruz. Elbette patronlar da zaman zaman öz kaynak artışına gitmek zorunda kalacaklardır. Şu anda zor bir dönem yani çok önemli bir imtihandan geçiyoruz. Gerekirse onlar da para koyabilecek güçteler. Dolayısıyla zaten hani biraz regülasyonun yoğun olduğu, bir de tabii siyasetle ister istemez zaman zaman iç içe de geçen alanların olduğu bir sektör sigortacılık. Hani mesela işte biraz önce siz trafikten bahsettiniz. Orada sınırlamalar falan öyle kondu. Dolayısıyla birçok şirket trafikten dolayı zarar yazıyor, poliçe yazmak istemiyor, siz devreye giriyorsunuz, yazmak zorundasınız diyorsunuz. Buralarda bir takım imkanları zannediyorum artık sağlayabilmek lazım karşılıklı. Hem şirketlere hem vatandaşların da kaldırabileceği büyüklükler açısından elbette. Yani kimse mağdur olmayacağı bir formül bulmak lazım ki bu tür zamanlarda kaynak çok lazım oluyor. Evet. Yani buralarda mali bünyeyi daha da zora sokmayacak bir formül ne yapılabilir? Evet. Bir defa kronik sorunlarla ilgili SDDK olarak yapısal çözümler geliştiriyoruz. Palyatif çözümlerle bu sorunları çözemeyiz. Türkiye'de sigorta sektörünün sermayedar için de, sigortalı için de, dağıtım kanalı için de sürdürülebilir olması lazım. En önemli sorunumuz trafik. Biz SDDK olarak yakın zamanda bir yol haritası açıkladık Açıl Bey. Belki takip etmişsinizdir. Riskli sürücüyle iyi sürücü aradaki ayrımı çok ayrıştırdık. Ve riskli sürücünün bir sicil belgesi gibi bir kavram getiriyoruz. Asıl olan orada sürücüleri iyi araba kullanmaya motive etmek. Temel hasarı azaltmaya çalışmak. Sigorta sektörünün fonksiyonu ondan sonra çıkan hasarı ödemek. Öz kaynak ihtiyacı sektörümüze doğabilir. Son derece haklısınız. Sermayedarlardan para talep edeceğiz tabii ki ihtiyaç olursa.
Ama bize düşen bir görev olursa da sektörümüzle bir araya geliyoruz. Hükümetimizin diğer endüstrilere sağlamış olduğu imkanlarda biz de gerekirse başvurabiliriz. Bu konuda da hükümetimiz tarafından zaten her türlü destek verileceği konusunda Sayın Bakanımız Nurettin Nebati'nin bize açık şeyi var, yani desteği var. Şunu da sormak istiyorum. Tabii bunlar hani konuşması çok zor şeyler ama vatandaşlarımızın bir kısmının enkazın altında kaldığını biliyoruz. Kayıp olan vatandaşlarımız var. Özellikle yani kayıp olan derken bulunamamış henüz vatandaşlarımız evet. var. Bu vatandaşların içerisinde poliçesi olan ve normal koşullar altında ailesinin ve yakınlarının o poliçeden faydalanabileceği insanlar da olduğunu maalesef biliyoruz. Burada bir kayıp prosedürü var bildiğim evet. kadarıyla ve o kayıp prosedürü 3 yıl içerisinde ancak tazminata dönüşüyor. Buralarda bir esneklik sağlanması gerekir mi? Ya tabii o gayiplik meselesi, kayıp meselesi önemli bir sorun. Açıkçası biz şu anda hemen hızlıca Mernis'e bakarak bir vefat görürsek, hem banka tarafı, Bankalar Birliği tarafında dahil mültenliyle ilgili orada bir hızlı bir pratik çözüm geliştirildi. Biz de sigorta sektörü olarak hemen ödüyoruz. Ama hukuki açıdan bir gayiplik varsa orada artık biraz Adalet Bakanlığı veya hukuk tarafında kurallar biraz bizi yönlendirecektir. Yani orada hukuka uymak durumundayız. Muhtemelen orada da istisnai bazı açılımlar sağlanabilir. Yani yasal düzenleme vesaire gerekir mi burada? Gerekirse çıkartılır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu gayiplik meselesi işte medeni kanunda zaten düzenlenmiş bir konu. Yani orada devri hukuk giriyor. Çok benim alanım değil. Bize bir şey düşerse biz inisiyatif alırız ama eminim. Şirketlerden geliyor mu bununla ilgili bir geri dönüş size? Bu tip sorunlar geliyor evet. Yani bu tip sorunlar geliyor. Onu diğer ilişkili bakanlıklarla da konuşup hızlıca çözüm alırız diye düşünüyorum. Yani hükümetimiz bu konuda her konuda destek veriyor zaten. Peki elbette işin bir üretim ve sanayi boyutu da var. Yani. Dolayısıyla üretim bacağı ve oralardaki tesislerdeki tabloyu nasıl görüyorsunuz? Oralardaki hasar hangi ölçüde, ne kadarlık bir risk var. Tabii genelde siz biraz önce söylediniz. Evet. Bunların önemli bir kısmı reasüredir. Yani sanayi evet. şirketlerinde tabii meblağlar da çok yüksek olduğu için tesislerde. Ama orayı nasıl gördünüz? Ya şunu görüyorum ve çok şaşırıyorum Açıl Bey. Enteresan. Bazen de böyle iğneyi de kendimize batırmamız lazım. Şimdi az önce izah ettik. Yani DAS karış 1 milyar dolarlık bir hasar bekliyoruz dedik bu tarafta. Ve sektörümüz bununla ilgili muhale kaymış vaziyette. Yani biz bir poliçe varsa hemen eksper faaliyetinden sonra, eksper işleminden sonra ödeme yapıyoruz. Şimdi neler ihtiyari tarafta yani ticari tarafta sigorta poliçesi kapsamında yangın, depreme bağlı yangın, iş durması, kar kaybı yani bir iş adamının başına gelebilecek, reel sektörün karşılaşabileceği her türlü riski sigorta sektöründe bir karşılığı var. Fakat inanın bana öyle enteresan talepler geliyor ki işte fabrika sahipleri arıyor, işletme sahipleri arıyor. Ya bizim bununla ilgili böyle bir tesisimiz var, işte otelim var, fabrikam var, bir poliçe var mı Sayın Başkan bir baktırabilir misin? Yani ben de çok şaşırıyorum bazen Açıl Bey. Yani bir iş yeri sahibi şirketiyle alakalı, fabrikasıyla alakalı poliçesi var mı yok mu? Bunu bile takip edemeyecek durumda olanlar da var. Yani bizim ülkemizde sigorta bilinci noktasında da yani her şeyde sigorta sektöründen biraz beklememek gerekiyor. Yani bu tip konular sadece afet olduğunda mı bizde böyle bir hassasiyet ya da bir farkındalık oluşuyor? Hep öyle oluyor ama bizde. Ama yani reel sektör yani işletme kurmuşsunuz, yatırım yapmışsınız bunun devamlılığı önemli. Yani banka kredisi olmasa, dahil mülteni kavramı olmasa kimse sigorta yaptırmayacak belki de. Allah'tan kredi kullanıyor da bankacılık sistemi zorla sigorta yaptır diyor. Ya açıkçası o bölge tabii çok önemli. Yani Kahramanmaraş, Antep bunlar bizim Anadolu Kaplanları dediğimiz Türkiye'nin ihracatında, üretiminde, istihdamında önemli şehirler. Hatay tarafı olsun. Dolayısıyla orada 115 bir sigortalılık oranı görüyoruz. Çok düşük. Yani çok düşük. KOBİ'ler tarafında ben Türkiye'nin genelinde açıldı ve bu program vesile olsun. Türkiye'de her iki KOBİ'den bir tanesinde yangın poliçesi var, bir tanesi yok. KOBİ pakete döndüğümüz zaman 3'te 2'sinde poliçe yok. Yani ben şeyi anlamıyorum. Bir iş adamı yatırım yapıyor, para buluyor, kredi çekiyor ve bunu çok rahat cover edecek bir sigorta teminatından imtina ediyor maliyetten dolayı. Bakın bir felakete tüm mal varlığınızı kaybediyorsunuz. Şimdi biz SDDK olarak Türkiye Sigorta Birliği ile beraber sizin gibi değerli böyle takip edilen basın mensuplarımızın işte bu tip kanallar işte medya ile beraber mutlaka depremle alakalı. Hatta sadece deprem değil, bakın iklim riski de var. Biz bunları hep söylüyoruz. Bizim Türkiye'de mutlaka bir iletişim stratejisi, bir planı sigortalılık noktasında geliştirmemiz lazım. Yani burada Türkiye'de sigortalılık oranı gerçekten çok düşük her anlamda. İşte kaskoda %30'larda, konutta %25. Siber riskler şimdi yavaş yavaş gelişiyor. Bu taraflarda ihtiyaçlar var, artacak. Bunlar da ileride risk olacak. İklim diyoruz, dolu diyoruz. Gerçekten burada bir ulusal... Niye olmadı bu? Yani tabii benim bir fikrim var bunca senedir bu işi yapan ve sigortalılık sektörüyle çok iç içe olan bir gazeteci olarak. Ama hani şu mesela Allah korusun
Bu mesela Türkiye'deki sigortacılık sektörünün önündeki en önemli engellerden bir tanesidir. Allah tabii korusun da sen önlemini al önce değil mi? Biraz önce söylediğiniz bunu gösteriyor. Mesela nasıl aşabiliriz ki bunu ya da bugüne kadar niye aşılamadı ki? Ben bundan önceki görevim döneminde 6 yıl Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreterliği yaptım. Tamamen odağım bu konularla alakalıydı. Çok fazla fikrim var bu konuyla ilgili. Sizin dediğiniz de var. Eğitim, sigorta bilinci, risklerde farkındalık, maliyet olarak görme bir sürü sebebi var. Yani bizim burada kamu özel sektörü bir araya gelip bunu bir realite kabul edip ülkemizin durumunu. Bu tip tabii istemeyiz böyle faaliyetleri ama işte bu tip afetleri ama bu tip afetlerde aslında bir yerde bir vesile oluyor farkındalığın oluşmasına. Şu anda ben o farkındalığı tüm toplumda görüyorum açıkçası. Bence bunu bir hemen ben bu fırsat kelimesini kullanmak istemiyorum çok şöyle bir ortamda ama yani bu afetten bir ders çıkartıp bu tarafına odaklanmamız lazım hep beraber. Tarım sigortalarını da sormak istiyorum size. Çünkü özellikle tabii bölge tarımsal üretim açısından da çok değerli bir bölge. Deprem bölgesi. Evet. Bu tarımsal üretim tarafında birçok risk başa gelmiş oldu. Tabii Tarsim burada bence çok değerli bir fonksiyon ifa ediyor. Bence son yıllardaki yapısal reform denilebilecek şeylerden bir tanesi kesinlikle, Tarsim. Kesinlikle. Ancak elbette oradaki risklerin içerisinde şu anda işte şehir şebekelerinin kullanılamaması, içme suyu şebekelerinin kullanılamaması, tarlaların sürülememesi, hayvanların yok pahasına gitmesi, hayvanların beslenememesi nedeniyle telef olması gibi riskler de var. Buralardaki risklerin yönetimi için ne yapılabilir, yapılabilecek bir şey var mı ve oralardan gelen risk ve maliyet analiziniz nasıl? Yani her şeyden önce şu tespit çok önemli. Gerçekten tamam mesela az önce sigortalığı konuştuk, bilinci konuştuk ama şu son 20 yılda hükümetimizin attığı iki temel adım, DASK'ın ve Tarsim'in olması, sigorta havuzu olarak söylüyorum, hakikaten devrim. DASK bugün bakın ne kadar önemli bir şey oldu. Bugün 25 milyar para birikti orada. Bugün bu depremi karşılayabiliyoruz. Tarsim'de de kesin keza 15 yıllık bir kurum ve çok hızlı. Mesela İspanya'nın 30 yılda, Amerika'nın 50 yılda geldiği teminatlara bugün Tarsim verebiliyor. Kuraklık, yakında gelir sigortası verecek. O bölgede de dediğiniz gibi tarım ve hayvancılık ve bilgisayar tarafta yine önemli üretimler vardı. Yaklaşık 370 bin büyükbaş hayvan, 1 milyon 700 bin küçükbaş hayvan, 600 bin kanatlı hayvan, 4500 dekar sera, 2 milyon 700 bin dekar da bitkisel koruma var. Yaklaşık arı kovanı vesaire onlar da var. Tarsim tüm bunlara deprem teminatı veriyor. Bakın burası çok önemli. Şu ana kadar 3500 adet hasar bildirimi oldu. 50 milyon dolarlık bir teminat var orada bunların karşılığında. Bir 35 milyon da muallak ayrılmış vaziyette. Dolayısıyla biz deprem şeyini yaptırdık ama sigorta... Poliçesi olana, yine olmayana? Bitkiselde %17, hayvanda %20, arıcı ve şeyde de serada da %28. Yani maalesef, bu kadar var. Bu kadar. Geri kalan kısmı... Ben bir de size bunu söyleyeyim. Bunun da önemli bir bölümü sübvansiyon kredilerindendir. Ziraat Bankası'ndaki bu tarım kredilerinden, tarım kredideki onlardır. O da olmadığı zaman, yani ben hep söylüyorum, 6 yıldır bunu söylüyorum. Bizim sigorta konusunda bir bilinç seferberliği başlatmamız lazım. İlkokullara kadar inmemiz lazım. Sigorta bilinci konusunda. Açıl Bey, hükümetimiz güçlü, devletimiz güçlü, yardım ediyor. Nereye kadar? Yani biraz... Kişilerin de kendi çözümlerini üretmeleri lazım. Özel sektör bu noktada devreye girmesi lazım. Devletin bazı risklerini ve bazı maliyetlerini özel sektöre transfer etmesi lazım. Sigorta bu anlamda muazzam bir çözüm. Eksper sorunu var mı? Çünkü tabii alan çok geniş, hasarlı bina sayısı çok yüksek. Dolayısıyla eksper sayısı yetiyor mu şu an itibariyle? Tabii şu anda bölge çok yaygın. Yani eskiden bir ilde oluyordu işte. Elazığ'da oldu, İzmir'de oldu, Van'da oldu. Şimdi 10 ilde aynı anda oldu. Dolayısıyla... eksperimiz tam yeterlidir dersek doğru olmaz. Önceliklendiriyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bu mapping, hasar yönetim şekliyle, DASK'ın yönetim şekli, orada beraber uyumlu hareket ediyorlar. Dolayısıyla çok hızlı ilerliyor orada. Tarsim'de %60'ını bitirdi eksper şeylerinin. Yine DASK tarafında çok hızlı ilerliyorlar. İhtiyari tarafta da şirketlerimiz kendi eksper faaliyetlerine destek alarak içeriden eksperlerle yürüyor. Yani 3 ayda ödemeler tamamlanır gibi hissediyorum. 3 yani ayda ödemelerin yani tamamı? Ödemelerin, yani hasar tespitlerin ve ödemelerin %3'te 2'sinin tamamlanacağını öngörüyorum. Yani çünkü çok böyle kompleks bir hasar olayı olur. Bir fabrikada poliçeden kaynaklanan bir anlaşma. O başka bir şey ama özellikle DAS tarafında olsun, işte Kasko tarafında olsun, ihtiyari konut tarafında olsun buradaki ödemelerin ve hasar tespitinin biteceğini öngörüyorum. 3'te 2 poliçe sayısı üzerinden söylüyorsunuz tabii, değil yani, mi? Tutar üzerinden değil. Tabii hasarlı poliçe sayısı üzerinden söylüyorum. Hı-hı. Hasarlanmış poliçe sayısı üzerinden söylüyorum. DAS tarafında ilave eksper desteği sağladık.
üniversitelerden, teknik hocalardan vesaire destek sağladık. Sigorta eksper icra kurulumuz var. Onlarla sürekli toplantı halindeyiz. Ekstra nasıl bir eksper desteği sağlayabiliriz diye. Türkiye'nin değişik yerlerinden eksperlerini oraya kaydırıyorlar. Yani bu bölgeden. Bir de biz SEDİDEKO olarak bir duyuru yayınladık. Eksperlik faaliyetinde OHAL bölgesindeki afetlere öncelik verin. Buradaki şeyleri biraz daha uzaktan yöntemlerle biraz daha gevşettik. Yani yanına gitmeden regülasyonları biraz gevşettik buralarda. Orada amacımız sigortalımızın bir an evvel sıcak paraya ulaşması, hasarının görülmesi. O şehirlerimizin özellikle ticari tarafta bir an evvel normalleşip üretim şeyine katkı sağlamaya başlaması. Oradaki hayatın normalleşmesi. Yani bakanlıklarımız öbür tarafta çok şey yapıyor ama biz de sigorta tarafında bunları desteklemeye çalışıyoruz. Buradaki gerçekleşen risk bundan sonra kesilecek DASK poliçesi de olsa veya ihtiyari konut poliçesi de olsa bunların maliyetleri üzerinde bir etki yaratacak mıdır? Çünkü iki şeyden dolayı. Bir, şirketlerin mali bünyesi ve ihtiyaçları. İki, bina riski artık bundan 20 gün öncesine göre çok daha büyük bir risk ya. Örneğin İstanbul'da kesilecek bir poliçe açısından maliyet ve risk sigorta şirketleri açısından daha da artmış görünüyor. Şimdi bu poliçelere, primlere veya buradaki yapılacak olan ödeme tutarlarına yansır mı? Açıkçası o bölge dışındaki genel olarak, çünkü o bölgede zaten hasarlı yerlere şu anda poliçe yapılmıyor. Türkiye'nin geneli için çok önemli bir soru bu. Reasürans kapasitesi ve reasürans maliyetleri artacağı için bunun mutlaka sigorta poliçesinin yansıması olacaktır. Ama hali hazırdaki mevcut konutların konut stoğundan dolayı buraya bir yansıma olmaz. Orada bizim maliyetimiz enflasyondur. Mevcut inşaat maliyetleridir. Onları zaten gözeterek sektörümüz yönetiyordu. Yani doğrudan bir ilişki burada reasürans bacağından gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'nin reasürans maliyetleri artacak. Yani buradaki 10 tane ildeki bu kadar büyük ödemenin reasürans tarafında, çünkü reasürans şirketleri de sonuçta anonim şirketler, onlar da karlılık hedefliyorlar. Ben hem maliyet tarafında hem de kapasite tarafında da bir daralma bekliyorum. Onun dışında doğrudan böyle şeyle bir artış olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten orada genelde enflasyonu diğer finansal parametreleri sektörümüz dikkate alıyor. Yine söylediğiniz önemli unsurlardan bir tanesi hani sektör sonuç itibariyle Türkiye'nin genelinde işte reasürans üzerinden bir miktar ekstra prim gelebilir dediniz ama aynı zamanda şu anda insanların oturdukları binalarla ilgili, o binaların sağlamlığıyla ilgili çok fazla soru işareti var. İmar affı buralarda bina riskini önemli ölçüde artırdı. Onu da 2018 yılında getirilmiş olan imar affının etkisini çok net olarak görebiliyoruz. Kesilecek olan projelerde, poliçelerde ve bu poliçelerin kesilme iştahında bir değişiklik bekler misiniz bundan sonrası için? Siz düzenleyici olarak buralarda bunu engelleyebilmek ya da farklılaştırabilmek adına ne yapabilirsiniz? Zayıf bina çok çünkü belli ki. Bu bizim sektörümüzün bugün bildiği bir realite değil. Yani Türkiye'de 99'da da deprem oldu ve 99'dan sonra hükümet, devlet önlemini aldı, yönetmeliği değiştirdi ve ondan sonraki yapılan binaların daha kaliteli olduğunu biliyoruz. Şu anda mevcut konut stokunda 99 öncesinde yapılan konutlar da var. Bizim sigorta sektörümüzün aslında modelleme diye kastettiğimiz tam da bu. Biz bu risklerin hepsini öngörüyoruz. Dolayısıyla bu risklerin hepsini bugüne kadar poliçe ve teminat vermeye devam ettik. Bundan sonra da vereceğiz. Böyle bir şey. Biz o sektörümüz böyle bir şey tevessül etmez. Biz de müsaade etmeyiz. Yani senin binan riskli. Ben buna poliçeye vermem, öbürüne veririm diye bir anlayışı biz böyle bir şey kabul etmeyiz. Yani. Sigortacılık bu iştir, bunu yapacaksın. Gerekli şartlar. Hasar almıştır başka bir şey. Ama duran bir binaya, senin zeminin alüvyon yaptığında da bilmem şu betonu kullanmamışsın, bu başka bir şeye gider. Ama bence biz ama artık, aslında keşke bu olsa da denetimi ona göre olsa. Öyle değil mi? Yapılmış. Şimdi şu anda çünkü mesela belediyeler yapıyor. İstanbul'da mesela Büyükşehir Belediyesi bir tarama yapıyor. Ne kadar sağlıklı sonuç veriyor ayrı ama şimdi özel şirketler de bunun denetimlerini yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla herkes bir binasının sağlığını, selametini ölçtürmeye çalışıyor. O binayla alakalı, o inşaatla alakalı, o hem en baştan konu sahibinin ve belediyelerin soru, yani bizim sigortayla alakalı bir konu. Bunu şu açıdan soruyorum. Mesela biraz önce dediniz ya trafikte iyi sürücüyle kötü sürücüyü ayrıştıracak bir model diye. Evet. İyi bina ve onun primiyle, riskli zemin ve onun primi, riskli bina ve onun primi arasında bir ayrışma yapılabilir mi? Bu ayrım var zaten. Şöyle var. Şu anda zemine bağlı olarak parametre değişiyor. Binanın inşaat kalitesine bağlı olarak zaten parametre değişiyor.
Yani depremde ve DAS'ta bu bundan var. Bundan sonra artar mı diye soruyorum. Bundan sonrası için şöyle bir şey var. Bence ondan daha önemlisi açılabilir bizim sektör olarak. Hem kamu hem özel sektör olarak artık yapı denetim sorumluluk sigortasını gündemimize almamız ve hızlı bir şekilde faaliyete geçirmemiz lazım. Yani bu daha yapım aşamasında sigorta sektörünün o disiplinini o sektöre yansıtmamız lazım. Bakın biz bunu madende yaptık. Ferdi madende ferdi kaza zorunluluğu getirdik ve o maden ferdi kazada şimdi sigorta sektörünün gönderdiği eksperler o madenin güvenliğini ilgili bakanlıkla beraber kontrol ediyorlar. Yani bizim artık bu aşamada en azından bundan sonra yapılacak binalarda yapı denetim sorumluluk sigortasıyla, mesleki sorumluluk sigortasıyla herkesin güvenebileceği çapraz bir kontrolle bir mekanizmayı kurmamız lazım. Bunu da biz kamu olarak şu anda gündemimize aldık. Bakanlığımızla beraber istişare halindeyiz. Özel sektörde istişare halindeyiz. Bu çok önemli bir konu. Deprem bölgesinde bulunan, vadesi gelmiş olan poliçelerin yenilenmesi, evet. Buralardaki istek, arzu ve imkan ne durumda bunu da sormak isterim. Yani önümüzdeki hafta vadesi gelecek olan yani. Ya da gelmiş olan, bugün itibariyle gelmiş olan deprem sonrası bunların yenilemesi şu anda yapılmıyor. Evet. Esasında şöyle, biz Mayıs ayına kadar teminatları uzatmıştık. Bugün bu uygulamayla ilgili bazı sorunlar aksetti bize. Bugün SAİK yani acente dağıtım kanallarımız Türkiye Sigorta Birliği ile beraber bir toplantı yaptık. Ve bugün bir sektör duyurusunu revize kararı aldık. DAS zaten otomatik olarak yeniledi Açıl Bey. Ama trafikte de otomatik olarak yenileyeceğiz. Kasko'da da otomatik olarak yenileyeceğiz. Var olan poliçeler yenileyeceğiz. Yani dolayısıyla buradaki bu yaşanan şu sorunlar da kalkacak. Bir poliçe varsa otomatik olarak yenileyeceğiz. Bunu da pazartesi bu sektör duyurusunu çıkarız. Bugün buradaki taraflarla anlaşmaya vardığımız konu bu. Teminat uzatımı sorunu çözdü ama bu defa Mayıs'tan sonra ne olacak? İşte tahsilat meselesi vesaire. Tahsilatı yine Mayıs'a kadar etelemiş olduk ama yani yenilemelere uğraşmasın kimse. Bir mevcut poliçeleri otomatik olarak yenileyelim diye bir karar aldık. Bunu da pazartesi duyuracağız. Sürenin sonuna geldik ama son olarak sormak istediğim başka bir konu var depremin ötesinde. Bu da bireysel emeklilik fonları ile ilgili getirilmiş olan son düzenleme. Bireysel emeklilik fonlarının içerisindeki devlet katkısı bölümünde hisse senedi ağırlığı artırıldı ve bono tahvil piyasası ağırlığı düşürüldü. Evet. Dolayısıyla zaten bono tahvil tarafında pek bir getiri kalmadığı için hisse senedi tarafına geçiş şu aşamada herhangi bir risk değil. Burada önümüzdeki dönemde farklı bir segmentasyon, yaşa göre bir konumlandırma gerçekleştirilebilir mi? Bu tarafta yeni bir düzenleme beklenir mi? Ne dersiniz? Açıkçası böyle bir talep gelmedi şu ana kadar. Bu gelen talep Lipser'in biliyorsunuz çok dönemde bir total devlet katkısının negatif getirisi şikayet konusu oluyordu. Bu yönüyle hisse senedi biliyorsunuz şu anda artıyor, büyüyor. Özellikle ama orada şunu yaptık. Yani çok spekülatif alandan uzak kalsın. Burası devlet katkısı ve katılımcıların parası olduğu için özellikle orada BIST 30 bu tip böyle biraz daha güvenli bir alanda yönlendirme sağladık. Öyle bir talep gelir de öyle bir ihtiyaç görürsek ona da dokunabiliriz. Şu anda öyle bir ihtiyaç görmüyoruz. Şu anda DK'yı artıracak bir hamle olduğu gibi görüyorum ben. Getireyim. Sayın Mehmet Akif Eroğlu çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün sorularımızı sorduk. Hepsine de çok doyurucu yanıtlar aldığımızı düşünüyorum. Daha sık konuk etmek, daha fazla görmek de isteriz. Çünkü hakikaten belli ki hem sektör açısından iletişime çok ihtiyaç var. Hem de aynı zamanda bölge insanının da diğer bölgelerde yaşayan vatandaşların da bu tür bilgilendirmelere çok ihtiyacı var. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Finans merkezine böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.